Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'de Heller rehberi yapacağız. Şimdi böyle rehberi tabii ki böyle anlatacak bir şey değil. Buradan siteden daha işte bir tane build'ini yapacağım. Ben genellikle bu siteyi kullanıyorum da diğerlerinde bu tarz bulamadım. Benim kendi build'lerim falan da var. Bakmak isterseniz onun linklerini koyacağım. Kaç tane yapmışız? 6 tane mi? 6 tane falan yapmışız. Bunu da ekleyeceğim. Buradan ulaşabilirsiniz. Tek tek burada itemleri falan seçeceğiz. Her şeyi anlatacağız. Oyun içi de bunu size göstereceğim. Aklımda birkaç yer var işte, bir iki dungeon gireriz. Nasıl hayal atıyoruz işte, iki tane staff var, biri görevi verdi. Biri bana Outpost Rush'tan düşen. Bunları deneriz. Şu anda PP kıyafetim var. Ben size Heller'la ilgili şunu diyeyim. Heller'sanız abi bilmeniz gereken birkaç şey var. Birincisi, en son sen öleceksin, tamam mı? Sakın gidip de ilk ölme. Sen ölürsen tanka can basan olmaz. Tank su tutamaz. DPS'ler direkt ölür, tank da ölür. Şimdi Heller arkadan oynayacaksın. Öyle void açıp içine girmek yok. Yani içine girersen çıkamazsın, öyle söyleyeyim, tamam mı? Bayıltırlar seni moblar. Arkadan oynayacaksın. Elini atacaksın. Daha sonrasında sadece safe oynayacaksın. Yani öyle gidip void açabilirsin. Ama dediğim gibi sen attacker değil. Senin işin hell atmak. Tamam, normal dungeon'da birazdan mesela regular gireceğiz. Birazcık void blade'i çekip artisi yapıp dalacağız da. Mutasyonda falan healer'ların yeri arka. Outpost rush'ta falan da böyle. Tabii ki PvP tarafı ayrı, PvE tarafı ayrı olacak. Ne demek istedim falan dersen, şimdi PvP'de Rapier oynayın. Yani Lifestaff'ın yanına. Warhammer oynayan var. Bow oynayan var. Yani Lifestaff'ın yanına her şeyi oynayan var. 13 tane silah kalıyor göre, 13'ünü de oynayan var Lifestaff'ın yanına. Niye PvP'de böyle? Kaçan var, yüzleşen var, dalan var falan. PvE'de başlıca Void görüyorum. Lifestaff Void. Zaten Focus'a da baktığı zaman ikisinin de şeyliği buradan zaten. İkisi sadece Focus'tan güç alıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, Void'in evet hasarının bir kısmı itten de gücü artıyor. Ama Void'den eğer ki can basmak istiyorsanız gene fokus vereceksiniz. Bunu da bir söyleyeyim. Ben şöyle oynuyorum. 300 fokus, 200 konsol oynuyorum. Yemekle beraber 200 oluyor bu. Şimdi 300 fokus falan bize ne veriyor? Focus Ability cooldown'ı veriyor. Tamam, daha hızlı skill çeviriyoruz. Onun üstüne ikinci yuvarlağımız mana havuzu veriyor. %20 çıkan eli arttırıyoruz. Attığımız bufflar %20 daha uzun kalıyor. Grup veya kendin bir kill aldığın zaman artı 30 mana geliyor. Ve en sonuncusu, manan 15'in altına ya da daha fazla aşağısına düştüğü zaman saniyede 8 mana kazanıyorsun. 10 saniye sürüyor. 60 saniye cooldown var. Constant da can yenilemeler %20 daha etkili oluyor. Max canın %10'u kadar fiziksel zırh kazanıyor. %10 kritik vuruşta az diyorsun. Ve burada da %10 fiziksel ve elemental zırh kazanıyorsun. Şimdi PvE'de biraz daha fokus verebilirsin. 400'e kadar çıkabilirsiniz bu arada. Onu söyleyeyim. Sağlam el basayım diyorsan. O şekilde oynanabilir. Ama başlıca 300'e 200'dür bunun şeysi. Lifestaff'a geldiğin zaman Lifestaff'ta istediğin gibi oyna bak. Ben böyle oynuyorum. Tamam, ister bunu aç. Bütün pasifleri aç. Bir tane skill kullan. İstersen şey yap. Oraya karışamam. Ben niye böyle oynuyorum? Ben genellikle alan heli basmayı seviyorum. Tamam mı? Adama bir yıkın atıyorum. Secret Grand'ı atıyorum. Orb'u atıyorum. Açıyorum, bir su içiyorum, tamam mı? Nargile margile de yapıyorum arada. Onları atıyorum, adamlar o ara kesmiş oluyor. Skiller geri geliyor, bir daha atıyorum. Bir de alan eller olduğu için tekli adama seçip atmıyor. Tekli oynamak bir tık daha iyi. Mesela bundan %120 silah hasarı kadar iyileştiriyorsun. Üstüne bunu attığın zaman %50 candaysa o adam, yandakine sekiyor. Onun da canı %50 ise yandakine sekiyor. Yani 3-4 kişi aynı anda helliyorsun. Ama iyi kullanman lazım. Asit'te bunu kullanıyorum. Niye bunu kullanıyorum? Bu bir tane debuff siliyor. Bu şu an 100 metre içindeki tüm dostlarına %60 iyileştiriyor. Bastığın zaman da bir tane debuff siliyor. Ondan sonra orbu attığım zaman 3 metre, 3 metre dedim, 3 metre yakındaki dostlarıma fortify veriyor, can veriyor. Regen veriyor yani. Beacon'da yapıştırıyorum. Ekstra buradan da hızı açtım. Daha hızlı koşturuyorum. Birazcık biz fast run genesi falan yapıyorduk orada için. Eğer ki light attack oynuyorsan bu şekilde oynayabilirsin. Heavy attack oynayacaksan şunu öneririm ve şunu öneririm. Ekstra şurada da şu var. Heavy atak attığın zaman arkadaşından bir tane debuff siliyorsun. Ben light ataklarım arkadaşlarımı iyileştirsin yaptım. Arkadaşlarım grup üyeleri. İyileştirsini seçtim. Bu şekilde oynuyorum. Bunu gene sitede ekleyeceğim. Gene burayı öğrendikçe istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster Light Embrace'ı açabilirsiniz. İsterseniz Splash of Light, isterseniz Divine Embrace. Bunların perkleri de var. Orb'un perk herhalde daha fazla el atıyordu. Beacon 2 kritik vurma veriyordu. Secret Grand'daki de benim silahımdaki gibi fortify veriyor. Şimdi ben buradan tek tek yapacağım. Buradan size 300 vereceğim. Böyle. Böyle bakın, 195 mi oldu? Tamam, kıyafetleri seçtiğimiz zaman gelecek.
Ben buradan size yemekleri şeyleri de yapacağım, mana potu. Buradan mesela sizin healer olduğunuz için Neon X-Stone'la işiniz var. Yani 1000 vuruyorsun, 1100'e çıkartmana çok da gerek yok. Gitsin DPS bassın, tamam mı? Ekstra. Nerede tam olarak? Bir dakika. Yemek yok. Ha, yemekler burada mı? Yok, Trop ile işimiz yok. Ha, yemek olarak ne öneriyorum? Yemek olarak server'ınızda pahalı değilse şu 40 cons veriyor. Bu çok pahalı diyelim, tamam mı? Kim var? Şu muydu la? 24 int 16 focus geç. Bu ne? 24 cons 16 str. Şu muydu acaba ya? 24 cons 16 focus. Bak bu olabilir. 24 cons 16 focus veya şu. 24 focus 16 str, yok o değil. 24 focus, lan bu da değil. 24 focus 16 cons, bu da olabilir. Slowbro. Biz de fiyatlarına bakalım hemen bunların. Hangisi daha ucuzsa. Slowbro. Kremani. Slow. Roasted. Niye çıkmadı lan slow? Heh. Mesela 12 goldmuş. Tamam, ben bunu seçtim. Ben kendi savunma göre bakıyorum. Bunu basacaksın. Çok şeyde kalırsan Desert Sunrise koyabilirsin. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Şimdi bununla bastın. Statlar. Okey, öyle oldu. Gear'dan başka ne ekleyebilirsiniz? Şunu kullanabilirsiniz. Bakın çoğu kişi onu şey yapmıyor. Nerede? Focus Potion olabilir. Bu sizin bir dakikalık mana inlenmenizi arttırıyor. Onun üstüne bir de şu var. Neredeydi? Gene yemek, bu yemek kategorisi değil mi? Şu da olabilir bak. Bunu ekleyemiyoruz buraya. Tamam mı? Bir tane seçebiliyorum. Şunu da basabilirsiniz. Bu da sizin mana regeninizi arttırıyor. Ben çok skill attığım için seri seri öyle bir sıkıntısı oluyor. Buradan da tekrar ben seçeyim. Şöyle şöyle. Şunlarla bak diyorum. Light ataksa bu. Tamam mı? Heavy ataksa şu. Şu ve şunu açmanızı öneririm. Şunu açıyoruz. Bufflar daha uzun sürüyor. Bufflar daha fazla can verir, açıyoruz. Daha sonrasında ne açıyorduk lan? Bunları açtık tam. Şu olabilir. Ya da şununla verebilirsiniz. Bu şöyle bir şey. Etrafındaki 4 metre yakındakileri %8 iyileştiriyoruz 6 saniyenle. Fakat 120 saniye cooldown var. Ben şunu atıyorum. Taklattığı zaman %20 daha fazla el basıyorsun. Bunun yanında eğer ki bak defans lazımsa şu ve şu açılabilir. Tamam mı? Geç, ben hangisini açmışım lan? Bakayım kendime de. Şunu açmamışız, ne açmışız? Bunu açmışım mesela ben ekstra. 19. Bu kadar değil mi? Ha, böyle olmasının sebebi bak, bunu önermiyorum. Çok da ben böyle oynuyorum da benim şu an girdiğim regular dungeon. Beni orada yiyemiyorlar. Şunla şu olabilir. Ben burada bir değişiklik yapacağım. Bunu kapat. Başka ne fazla bizim burada? Şunla şunu niye açamadık? Dur bakayım. 17, 18. Şunu da kapatıp şunu açabilirsin bu arada. Şu neymiş? Sağ tık bastığında bana geç onu. Bu olabilir. %15 portföy veriyor, ölmezsin. Veya PP'deysen bu. %50 canın altına düştüğünde %10 hast kazanırsın. Ben bunu açmışım. Çevreme daha çok can basayım diye. Tekrardan şu pota bir gelelim. Bakayım burada ekstra neyi var. Bir göz atıyorum hemen. Ya belki bir ward potion olabilir. Epifus Dengror'da ölmemek için bu da. Rune olarak benim önerdiğim şu. Kendim bunu kullanıyorum. Onu da göstereyim size. Bu şuna yarıyor. 17 metre gidiyor işte, 2 metreden başlıyor. Pardon, 2 metre gidiyor, 17 metre uzunluğunda. %100 hurt rune damage'ini veriyor. Düşmanı %30 yakıyor. Dostlarıma da %10 empower veriyor 6 saniyenin. Bir de üstüne şöyle bir şey var. Beacon uyguluyor düşmana. Bir de dostlarımın 7 zaman etkili hasarları kaldırıyor. Ben bunu kullanıyorum. Ha, burada bunu kullanabilirsiniz veya şunu kullanabilirsin. Junik miydi? Yok, şu. Brutal. Niye bu? %20 Beacon veriyor. %20 de rent veriyor. Bunu kullanabilirsin. Taş formunu kullanabilirsin. İstersen patlama bile kullanabilirsin de ben bunu öneririm. Bunu yapmaya çalışıyorum ben de zaten. Bunu ekledik mi? Ekledik. Tamam. PP'de kusmayı falan kullanabilirsin. Adam can yenilemesin diye. Taş formu olur işte. Ben bunu ekledim. Daha sonra yüzüklere falan geleceğiz. Silahlara geleceğiz. Tropi konusunda tropilerde bir şey seçmiyorum. Herhangi bir şey bir. Şimdi silahlarda şöyle bir tercih yapabilirsiniz. Nasıl bir tercih? Şimdi 3 tane skill kullanıyorsunuz ya, 3 türünün perk'ünü almanız lazım. Ben de şu an bir tek bu var. Ford Fight Secret Grant. Daha sonra kıyafetlerden tabii ki diğerlerini alabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Secret Grant attığımda %16 fortify veriyor. Yani şu. Şunu attığımdan %16 fortify veriyorum. Bu skill'in kendisinden de %10 fortify geliyor. %26 fortify veriyorum savunma arkadaşlarıma. Bunun perk'ü ise böyle silah veya zırha gelen iyileştirmeyi arttırıyordu galiba %50 canını, hatta bunun ikisi de kritik veriyor. Bunları da sırttan alabilirsin. Tabii ki bu tarz Nemut'lar da var. Onlara da bakacağız. Onları da ekleyeceğiz.
Ben şimdi bunu kullanıyorum. Arada şunu da çekiyorum. Görevim verdi. Bak bunu da kullanabilirsin. Şimdi gireceğim, ben bunu kullanacağım. Niye bu? Benim silahta refresh mob yok. Bunu aldığım zaman daha seri skill atıyorum gibi. O tarzda bir şeysi var. Yani bu da kullanılabilir. Gene kullanılmaz değil. Şu an 625'e bastığım için diğerinin değerler daha fazla. Onu çok aldanmayın. Ben buradan klasik görev itemini seçiyorum. Void olarak da şöyle diyeyim. Görevim verdiğinde sanki şeyde ittiydi. Bir tane custom item diyeceğim. Void diyeceğim. Herhangi bir void, tamam mı? Focus olacak. Buradan söyleyeyim. Bir dakika, niye gelmedi lan? Abi sağda focus yok mu? Heh. Perkleri de şöyle. Refreshing move yeter. Refreshing move kafi. Ama sen yetmez dedin. Yanına bir king koyabilirsin. Aha benim elimdeki. Tamam mı? Niye king var dersen de skill'den kritik vurdukça cooldown falan alıyoruz. Void'i de göstereceğim birazdan size. Üçüncü perk yok. Taşlara gelecek olursak, taş her zaman Heller oynarken ve Void'i size bırakıyorum da, Lifestaff her zaman Diamond. Çünkü Diamond %15 fazla, full canken %15 fazla vurup %15 daha fazla el atıyorsun. Sen alırsın, daha fazla el atmaya ihtiyacın var. O yüzden bu. Ve şöyle bir şey diyeyim. Blessed her zaman Lifestaff'ta olacak. Diamond her zaman Lifestaff'ta olacak. Yüzüğünüzde de Secret olacak. Bu kadar. Heller'da 3 kural. Blessed silahta, Diamond silahta, Secret yüzükte. Bunları kaçırmayın. Gelelim Void'e. Void'de bu şekilde açtım. Niye böyle aç diyeceğim? PvP'deydim. Ben şöyle oynuyorum Void'e. Oraculus Blade açıyorum. Oblivion'u açıyorum. Bu bize Blade çekip düşmana vurmamızı sağlıyor. Rent uyguluyoruz. Weaken uyguluyoruz. Bu dostlarımıza %15 empower veriyor. Scream değil de bir dakika. Bir şeye bakayım. Basit atak. Debuffları siler. Araba şöyle okey. Neden yaptığımı anlatacağım. Hemen şunları vereyim. Neye vereceğiz lan? Yok, ha. Şimdi neden böyle verdin dersen. Birincisi şu. Bende refresh mob olduğu için dungeon'da birazcık bir fesran yapıyor. Sürekli empower açıyorum. %15 adamları empower verip duruyorum. Bunun cooldown 18 ya. Bu bitmeden, bu kaç saniye kalıyor? 6 saniyende kalıyor. Bu bitmeden bir tane daha açıyorum ben. O şekilde max hasara çıkarttırıyorum. Rupture attıktan sonra adamlar yüzde kaçtı? %80 mi iyileşiyordu? %80 iyileşiyor. Vurduğunda %20'si iyileşiyor. Bunu atıyorum. Void Blade'imi açıyorum. Empower'ımı açıyorum. Rupture'ımı atıyorum. Adamlar vuruyor, iyileşiyor. Hemen Lifestaff'a geçmeme de gerek kalmıyor. Bunu da bu şekilde oynuyorum. Bunu da şey ekleyeceğim. Abilities'lerimi ekleyelim. Tam buraya eklemişiz. Ya bunları dediğim gibi ben şu anda ne böyle detaylı şey yapmadım. Gidip de çok çok zamanla öğrenip daha şeyli yapabilirsin böyle. Bunu açtık mı lan? Bu arada açmışız. Bu. Buradan da mesela şunu açtım. %50 mananın altında %25 daha az manan gider skillere. Bu skilleri için. Başka neyi açtık lan biz burada? Bakayım şöyle. Ustam neyi açmışız? Heh, tamam. Burayı da yaptım. Daha sonra şeyleri yaptık. Şimdi Focus 281 oldu. Void'imizi girdik. Lifestaff'ımızı girdik. Tamam. Gear'ları ekleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi silahlar tamam. Consumable tüketilebilirler tamam. Tropimiz tamam. Ama tropi diyorum, yememiz tamam. Skill'ler tamam. Şimdi yüzüğe gelelim. Yüzük de bakın, bu ne, şampiyonluk değil. Şöyle bir şey diyeyim. Craftable değil de nasıl çıkacak o? Bir dakika, perk. Sacred. Sacred miydi lan? Bir dakika. Aynen, Secret bu arada çıkan eli arttırıyor. Divine gelen eli arttırıyor. Divine'ı da şöyle göstereyim. Divine işareti şöyle bak. İkisinde de böyle elin üzerinde artı var. Divine gelen eli arttırıyor. Secret çıkan eli arttırıyor. Bunu bilin. Şimdi Secret'la 6 tane Named var. Bak. Şu yüzük Beast diye geçiyor. Bu yüzük Beast. Beast demek perfect ya. Her şeyin en iyisi gibi düşün. En iyi perkler bunda. Şimdi niye bu yüzük biz? Named. Tamam, gidip düşürebilirsiniz. Bende var mı? Bir dakika, bakmam lazım bu arada ya. Belki bende de vardır, biliyor musun? First Mercy bilmem ne. Ben bunu düşürmeye çalışıyordum. Öyle diyeyim. Bir saat falan ya da bir hafta mı uğraştık? Biraz uğraştık gittik. Bir saat falan kestik bir hafta boyunca. Düşmedi. Ben de saldım ya. Evet, bu yüzük bende yok. Aha. Yok. Başka şey. Bu yüzüğü bulsam takacağım. Zaten Bökleri hemen hemen benimki de birisi tutuyor benim. Ben kendimkini takıyorum. Şimdi Secret'tan vazgeçemeyiz dedik. Secret var. Refreshing'i var. Infected'ı var. Şimdi
Refresh ve Sacred zaten güzel. Infected de Void tarafından kullanırsın. Bunun yerine başka takamaz mıyız dersen 35'liği mutasyondan düşer. Tamam mı? Bu neymiş? Hurt, Secret, Shiponik var. Bu da olur. Hurt'ünü arttırıyor gene. Bende şu an Hurt ile Secret var. Stamina artması ya ama konsun. Bu neymiş? Maximum arttırıyor. Refreshing var. Bu da olur. Silver Leaf. Bu pull'dan düşüyor. Named değil. Named olarak gözükmüyordu bende. Depoda var. Göstereyim hatta size şöyle. Silver mıydı? Bak. Ben bunu hatırlıyorum baba. Bende olması gerekiyor bu. Everfall'da falan mı lan? Allah Allah. Nerede? Mintz var. Leaf yazsak. Bir dakika, benim stone'a bir gelsene. Yanlış mı attık? Kırdık falan mı lan? Acaba bu neymiş? Sharp Static. Evet, depolar biraz karışık, onun farkındayım ya. Ha bak mesela bu da olur bu arada. Secret bir Void Match veriyor. Void başlıca oynarsan. Bu neymiş? Fire Match Lock. Oturduk item arıyoruz ya şu hale bak, dur Weaver's Fan. Burada olması gerekiyor, dur bakayım Keen. Secret Cons, bu neymiş ya, bu güzelmiş lan, yüzük sezondan gelme. Bu neymiş, Heart of, ha mesela bu neymiş, Heart of. Ama bunun Secret'i yok ya değil mi? Yo, Sekmet mi lan bu? Değil, Nate. Nate'den bir tane daha var, niye iki tane tutuyoruz ya? Bilmiyorum, bende yokmuş, bunu düşürdüydüm. Named olarak geçmiyordu bende. Ya bu da olabilir de, refreshing'i yok. Max mana üzerine oynanmış. Gene deminki Nihilist değil mi lan, bu cons veriyor. Sekmet neymiş? Max mana Shiponik. Mesela manam bitiyor. Refreshing istemiyorum usta diyorsan da bu da olabilir. Bunların düştüğü yer bu arada belli. Şöyle tıklayınca gider mi? Ha. Oracle of Krasus'tan düşüyor. Oracle of Krasus nerede? Aha burada. İki tane şeyin içinde var. Bir tane de şu gittiğimiz yerde orada var. Hemen onu da size göstereyim. Bir gidelim. Amulet konusunda, amulette şöyle bir şey diyebilirim. Health'iniz olsun. Tamam. Diğer iki perk'e ister refreshing koy. Tamam mı? Bu baktıklarım bu arada named item. Bunlara gidip şeyde yapabilirsin. Ad neydi onun? Satın da alabilirsin. Bak Oracle of Krasus tam burada çıkıyor. Kesmişler. Şurada çıkıyor, böyle elini menini açıyor. Bir şeyler yapıyor. Buralarda bir yerde çıkıyor. Yani illa gidip kas durumda farmlayacağın diye bir şey yok. Buradakini de kesebilirsin. Burada kaldırılmış mı tam bilemedim. Bunun yerlerinde de şöyle bakabilirsin. Çarı bir çekelim şuraya. Güveni alalım. Ben New World Database'den bakacağım. Oracle of Krasus. Bunları kapatalım. Heh, bak gel. Oha. Random çıkma şansı. Oğlum bu ne lan? Bak şu yeşiller kesin çıkıyor. Tamam mı? Bu kırmızılarda da %1 şansla çıkıyormuş bu abimiz. Ve bayağı bir potansiyel drop'u var. Şimdi bundan da bunu düşürdü, tamam mı? Earning amulet dedik değil mi? Amulete şöyle bir şey diyorum. İster git PP yap, şampiyon amulet kullan, tamam mı? Orası sana kalmış ama şuraya health perk'ünü al. Tamam, health perk'ünü aldın. Onun yanında gidip laka maka gerek yok. İstersen refreshing, istersen purify, istersen fortify, istersen refresh evasion, bunları koyabilirsin. Ben şunu öneririm. Neredeydi, bir dakika, bunun içindeyiz. Şu refresh evasion'ı kapat. Refreshing olabilir. Refresh Evasion'ı niye kapattırdık? Çünkü şu yüzden bu dex veriyor. Buradan stat seçemiyoruz mu ya, bir dakika. Aa, stat var. Focus. Focus istiyorum. Divine Slash Empowered Shrieking Dodge Refreshing dedim. Bak mesela şunları düşür. Şu da olabilir. Şu da olabilir. Bu birazcık ne veriyordu bu? Purify veriyor. %50 canın altına geldiğinde tüm debuffları siliyor. Bak bu olabilir. Keeper Amulet. Keeper Pendant. Kimden düşüyormuş? Kimden düşüyor la bu? Lan bunu yazmamışlar. Database'den bakacağız. Bu kim la? Ha, Dynasty'nin mutasyonundan düşüyor. Tamam. Dynasty'nin mutasyonundan düşüyormuş. Böyle bir şey var. Bu kimmiş? Amri'nin mutasyonundan düşüyormuş bu da. Değil mi? Tekrardan bunu kontrol edeceğim. Aynen, Amri'nin mutasyonundan düşüyor. Bunlardan birini öneriyorum ben. Bir dakika, Fortify veriyor, debuffları siliyor. Abi mutasyonda Keeper'da. Bence normalde bu ya. Ben bunu seçtim. Bu arada taş olarak şeyleri takabilirsiniz. Böyle Onyx falan takabilirsiniz bunlara. O bu çeşit yapabilirsiniz.
Örünge çok güzel bir tane önereceğim. O da şu. Şu da var bende bu arada. Onu da göstereceğim. Ben şunu kullanıyorum. Nerede o? Bir dakika. Bizimkisi. Ya bir dakika, kısmet can. Lan bir dakika, bizim. Ne oluyor oğlum? Bak şu var. Bu niye çıkmıyor yalnız? Onu tam anlamadım. Fokus dedik. Heh, burada çıktı. Kısmet çarm. Ben bunu kullanıyorum. Refresh gevecim var. Takla attım da kullanlarım geliyor. Purify dost debuff yedim. Bir tane turuncu pottan içtim de. Bu arada buraya turuncu potu seçebiliriz ya. Biz yanlış yaptık ha. İyi hatırladık bak. Turuncu pottan içtiğinde debuff'ını siliyor ve refreshing'i var. Benim hoşuma gidiyor. Daha sonra şunlara bir göz atacağım. Bunları çok bilmiyorum bunlar. Ya çoğu vardı bende. Sanki neydi? Geç 16. İlk değişimiz yok bizim. Bunu da geç. Şu da olabilir bu arada sanki. Duplikent tostu var. Bot içtiği zaman içmemiş gibi yapıyor. Bir tane daha içebiliyordun herhalde, öyle bir şey var. Refreshing'i var. Nimble var. Staminan daha fazla inliyor. Bu kilit veriyordu. Yok, buna geç. Bunu da geç. Ben bunu öneriyorum. Kısmet Charm öneriyorum. Bunun şeyi değişmiyor kankalar. Onu da söyleyeyim. Niye tıklayamıyoruz? Heh, tıklayınca zaten buraya atıyor. Bunun ikisi değişmiyor bu arada. Haberiniz olsun. Bunun gen bu olarak kalacak. Geldik en önemli yere. Kıyafetler. Kıyafet baba. Göğüslük medium. Gerisi light. Ben şöyle custom item yapacağım. Lütfen buna aldanmayın. Gidin şey yapın. İşte adı nedir? Kendinize göre kıyafet şey yapın. Tamam, ben şöyle değil ya, bu tipi çirkin abi bunu. Geç ha şu. Ben fokus koyacağım. Nerede fokus, tamam mı? Şimdi gireceğin dungeon'a göre ward takacaksın, tamam mı? Mesela neresi gireceğin? Genesis gireceğiz biz. Tamam, Genesis'e ward. Bak mesela benim Genesis DPS, Genesis Healer setim. Bak. Ward var. Ward var. Ward var. Ward var ve ward var. Bu kadar. Bitti. Amulet olarak bu arada bunu kullanıyormuşum. Bu da olabilir. Biz neyi koyduk? Şeyi koyduk değil mi? Refresh'i koyduk. Bu da olabilir. Bunu da tekrar göstereyim. Oracle amulet Genesis'ten düşüyor. Hatta bunu seçebiliriz bunun yerine. Sebebi de şu. Oracle. Heh. Bunun sebebi de şu. Genesis'ten kolayca düşürüz. İlk Genesis girdiğimde düştü. Fortified Recovery Health ve Slash Protection veriyor. Şimdi gördüğünüz üzere zırhları size bırakıyorum. Fakat ben buradan bir Genesis Healer adı altında şey yapacağım. Perk ekleyeceğim. Ward yazdık şöyle bir. Şimdi oraya da gireceğimiz için. İkinci perk'e çok gerek yok. Fakat şöyle bir şey yapabilirsin mesela. Kim Beacon'ı buradan alırsın, tamam mı? Veya buna gerek var mı? Böyle kalsın, tamam. Buraya geldim. Custom item bu medium. Bak şimdi light ekleyeceğiz, tamam mı? Light bunu ekledim. Focus 26. Ward, Angry Ward. Daha sonra perk'lerde ne ekleyeceksin? Orb of Protection. Heh, Mending Protection ekleyebilirsin, tamam mı? Okey. Üçüncüye geldim. Kolla. Light. Custom item. Infused. Named'larla da ilgili boyutlar yapacağım. Bu oyunda var ya, 1 milyon tane boyut yapılır. Beleş, işte paralı, şu, bu diye. Ama şimdilik biz sadece şey yapıyoruz. Şu an en ucuz yolu size ne yapabiliriz? Onun peşindeyiz biz. Ekmeğimizin peşindeyiz gibi oldu bu da. Oğlum adı neydi lan? Kim Beacon mıydı? Onu ekledik, onu ekledik. Secret Grant ekleyeceğiz. Benim oynadığım, bizzat hayalini kurdum boyut bu. Zaten aha, bunu da takayım. Hemen şunu bak, bunu da takıyorum. Şu anda 306 focus, 163 consume. Şöyle göstereyim, oradan gözükmüyor. Böyle yemek yediğimiz an 200'ü buluyoruz. Donluk. Light. Focus. Ward dedim. Oğlum bir dakika, mavi oldu lan direkt, dur. Ya mavi oluyormuş zaten. Ne ekle? Focus. Ward. Tamam. Bu tamam. Bu tamam. 490 focus değil tabii ki de. Burayı 300 alacağız. Tamam. Gonsa basıyoruz. Bak gördüğünüz üzere bundan ikili şeye bırakırım bu arada. İşte yorumlara gene bırakırım, açıklamaya bir yere. Tamamdır. Olayı bu. Publish ne diyor bana? YouTube. Genesis Seller Basic. Basit diyorum yani, basit. Şöyle parantez içinde de basit yazalım. Öyle şeyler kullanma diyor. Dur hocam, o zaman basit yazalım ya. Made for Expedition Roll Hell. Ne oluyor oğlum? Oğlum adam öldü lan. Adam öldü. Neyse dur bakayım. Hell Gems'ler de, dur bir dakika. Close. Evet, gem eklemedik.
Şöyle bir şey önerebilirim. Dediğim gibi bunu takarsın, tamam mı? Buraya da iyi takarsın. Opal nerede? Opal. Ha. İki tane opal, bir tane daha 12 takarsın. Toplamda statları görebiliyoruz mu? 625 de. Tamam, bunu da taktık. Ne kaldı? Gear. Trophy olarak da ya dediğim gibi trophy'ye gerek yok ama bir sonrakilerde aklında bulunsun, tamam mı? Şu trop mesela yemeğin süresini uzatıyordu. Bu fishing ile ilgili. Luck trop'u olabilir. Tamam, atıyorum. Luck trop'u koyarsın. Dungeon'da bu çok etki etmiyor diyorlar. Ama gene de biz hani ayıp olmasa dolduralım diye doldurduk. İlla ki şart değil. Bu şekilde bir build yapılabilir. Tekrar da özet geçeyim. Sopamız görevden gelme. Bunu çok ucuza bulabilirsin. Hemen gidip pazardan bakacağım senin için. Işından da dursun. Daha sonra consumable, jump pot'u, mana pot'u, prime pot. Ve ne olur ne olmaz diye ward pot. Bu da ucuz ama küçük seviyelerini al. Bunun yerine biraz vurayım diyorsan infused coating alabilirsin. Angry Orb coating, tamam mı? Başka yemeğin 24 cons. Yok, 24 focus, 16 cons yemek yiyeceksin. Amuletin Oracle amulet genesinden düşüyor. Yüzük first porosity. Bunu değiştirmek istersen de şöyle bir şey yapabilirim senin için. Focus secret artı 30. Bu tarz bir yüzükle bakalım hemen ne kadarmış. Dediğim gibi sopa beleş. Bu beleş, bu beleş toplarsın. Birinci turda birazdan yine sikireceğiz. İtemleri falan ben şeye gösteririm. O şekil bakarız. Bir de mesaj attı, onlara da bakarız. Daha sonrasında işte yemek ne kadar? Yemek 12 gold. Tamam, bir şey değil. Yüzüğe bir bakalım mesela. Tamam mı? Geldim. 590 olması yeter. 590 kardeşim ha. Secret artı 40. Nerede, burada. Ya örtüye çok da gerek yok da gene de olursa da iyi olur. Bir K paraymış. Örtüyü çıkar. 708, bu bir tık pahalıymış. Diye çıkmış. Fokuslar şeyler normal. Şimdi geldim o zaman buraya. 590. Wardlara bakacağız. Angry Orb wardlara. Angry yazsam daha kolay çıkar lan. Değil mi? Aynen. Göğüslük. 200 gold bak. Daha sonra light kafalık 500 gold. Kolluk 2,5. Bu kafalık tak nasıl lan? Oğlum kolluk diyor. Yanında kafalıklar çıktı. 2,5K'ymış ayakkabı. Donluk ne kadar? 900 gold. Oğlum ayakkabıya demin bak bak çıldıracağım ha. Ayakkabı olarak gösteriyor oğlum bunu. Ne alaka? Bu solda kolluk var, burada ayakkabı gösteriyor. Buraya da bir yani 3-4K maliyeti var. Ama şu önerim şu. Mesela bunları ben şunu 400 gold aldım. Gerisini dropladım. Mesela bu benim ilk 600 ayakkabı yaptığımda düşürdüğüm şeydi. Adı söyleyeyim, Legendary'ydi mesela. 625'e basıp mutasyona da bununla giriyorum. Bunları bu şekilde elde edebilirsin. Yüzüğü buradan toplarsın. Dediğim gibi daha şey yaparken bir sürü bunlardan düşecek. Bir dungeon gireceksin. Düşecek. Diğer dungeon'da düşecek. Bunlar ya burayı bir 4K'ya falan toplarsın gibi. Şu void'e bakalım. Refreshing Maw'lu bir void. Refreshing Maw istiyoruz. Abi niye seçmedi? Refreshing Maw. Weapon. Magical Void. 150 gold'a bak. Var. İstiyorsan mor takıntım var diyorsan al. Ama bu Slow Tether'ı çok kullanmıyoruz. Ha bu da var. Chain Lightning'li. Çok gerek yok. Ben şunu alıp geçerdim. Yoksa mesela Hated veriyor bunu. Şimdi bir şöyle yapıyorsunuz. 9 gold. Aa Legendary alayım lan diyorsun. Ama üstüne Hated var. Moba vurduğundan sana dönüyor. Sen alırsın. Ölürsen biter. O yüzden gidip bunu çekmem bile bundan daha iyidir. Öyle diyeyim sana. Bunları bu fiyata topluyorsun. Taşlar maçlar da hani kendin craftlarsan bir 100 gold, 50 gold falan tutar, satın alsan 200 gold tutar. Şimdi gidelim bir dungeon bulalım. Dungeon'a girelim. Nasıl el atıyoruz? Neler yapıyoruz? Elder'da işte cooldown nasıl? Bu sopa yerine bu daha mı iyi? Onları tek tek bakalım. Kankalar bunu kaydettim. Linkini atacağım. Gene burada ulaşabilirsiniz. Aşağıda bizim yayın linki falan da var. Şuradan skill'ler falan. Hepsi burada gösteriyor detaylı. Bir tane ekip buldum. Geo score'lar çok yüksekti. 515, 591. Şu üçümüzün bir yüksek. Ama bilmiyorum hani genesi de birazcık yavaş dönüp sanki tamamlayamayacağız gibi. Şeyi de göstermiş oluruz mesela. Hani healer olarak elinizden geleni yapın, yeteri DPS çıkmadığı zaman bazen bossları geçemeyebilirsiniz. Orada da çok da healer'ın üstüne düşen bir şey yok. Sen elini atıp adamı öldürtmüyorsun. Fakat adam vuramıyorsa burada adama yazar. Hatta bir kişi kaldı. Bir dönelim bakayım, ben de o harbi elimeli gösteririm size. Gidelim bakalım. Şeyi de basacağım mesela, Honing Stone basacağım. Kaç vurdum işte.
Da %4 arttırıyor. 1000 vururken 1040 falan vuracağız. Hasarı öyle arttıracak bu arada, onu söyleyeyim. Her şeyi bıraktım. Kıyafet falan neler gelirse onu da göstereceğim. Üstümde ne var? 10 konsu var. Şu 40 konsudan bir tane basalım mesela. 13K canımız doluyor. 300 fokus, 200 konsum şu an. Daha sonra ben bir tane Desert Sunrise basıyorum. Bu okçu ne bileyim sıkıyor yani, o şeyler için falan. Yediğimiz blightlar için vesaire. 12 stone basılabilir. %4 hasar arttırıyor. Coating'i de dediğim gibi mesela ben bunlardan 6000 tane craftladım. Tanesi 10 gold'tu. %13 fazla vurmamızı sağlıyor. Lifestop'ıma sürüyorum ben de. Bunları ayrı ayrı sürmeniz gerekiyor. Bak mesela bir tane de boyu da süreceğim. Bu şekilde. Bunlar da pot, regen, mana. Burada, bu üçü bunda. Her şeyim şu an gösterdiğim gibi. Hadi bakalım. Atalım bir şöyle. Alın şunu bırakayım size. Birazcık seri dönemeyeceğiz ama yapacak bir şey yok bunda da. Yavaş yavaş keseriz. Ha mesela 180-280 can basıyorsun. Şunu bir tane bak yapıştırın, bak bir ikiniz de 28-27. Dur, tutturamadım. 22-18. Eğer ki seri seri vurarsam bak, adamın üzerinden bir yıkım bitmeden bir tane daha geliyordu. Onu iyi ayarlayabiliyorsun yani. Ya burada da çürük çürük bir atayım. Şunu bir ayda tam şöyle bir atayım bak, mesela full vuracağım. O bana mı gelecek? Şunu da atayım al. Sol tıkla atıyorum, direkt şey yapıyorum mesela. Şu Q direkt zaten baktığım yöne atıyor, tamam mı? Beacon da aynı, aha. Bak Beacon bitmeden bir tane daha yapıştırdık ama 2x yapıştı. Secret'ı da şöyle iki kere R'ye basarak atıyorum. CTRL ile basarsan kendini atar. Fakat adam öldü, tek yedi. Onu ben alırım. Böyle genellikle şeylerde adamları elirler falan kaldırıyor ya. Kaldıralım. Şunu atalım. Ben sol tık değil de mesela iki tane F'ye falan basarak kullanıyorum. Ya da şöyle iki tane Q'ya. Onu da alışabilirsiniz. Adamlar burada ölüyorsa var ya, biz ileriki yerde sıçtık bu arada. Onu söyleyeyim. Benim potum da bitiyor bu arada. Mesela ne atmış? Çok şeyle atmamış. Okay. Geçin bakalım. Bir atayım da ben. Buran şey yapsın. Tam şöyle atacağım. Bak. Secret'a tıkladım. Mouse'un ortasına tıkladım. Hop böyle alan açıldı. Nasıl? Niye kendim attım lan? Dur orada bir dakika, ortalık karıştı. Orası sayılmaz hocam. Şunu bir daha atacağım. Oğlum o ne lan? Secret'ı göstereyim bak. R'ye bastım. Orta tuşa bastım. Şu an istediğim yere atabiliyorum. Şöyle attım buraya. Bak. Bunu çekip birazcık. Bak mesela bu huyu da açtım ya. Bak 15, 12. Empower'ı açtım bak. Bak Empower gidiyor. Hop bir daha açtım. Çok seri döndürebiliyorsun refleşik molla ve o dediğim skilleri açarak. İki tane daha atalım. Birazcık mana benim hızlı bitiyor değil mi? Yemek yemedik çünkü. Bunu da yiyelim. Mana yenilenmem artsın. Bu adamlarla dungeon'ı tamamlayamayacağız bu arada. Gene şeyli var mı, ward falan attı mı diye bakıyorum da. Böyle bir şey diyeyim. Gene site mesela, hani dedik ya 4-3K maliyet çıkarttık ya biz size kıyafetlere falan, taşlara ya da 5K olsun. Bir Genesis turunda 1-1.5-500, ya sırf gold'dan bile 500 kazanabiliyorsun. 300-400 de itemlerden kazansan 1K'ya yakın her girdiğinde para kalıyor. En ihtimalle bir ink ya da amulet alsa 4K'lara falan çıkabiliyor. Şöyle diyeyim, bir dungeon'da iki dungeon'da itemlerin parasını bile çıkartabilirsin buraya girerek. Bizim şu tazeliği var ya, 615 shield core, pardon 515. Çok düşük seviye. Ondan birazcık şeyle. Erken attım be taunt'u. Neyse. Mesela. Adam yazı yazıyor. Enforcer. Ne yazıyor lan? Wait please demiş adam. Bekleyeceğiz mi? Der gitti bile. Şunları atalım. Kolay kolay öldürtmen de, burada zaten adam ya tek diyor. Kaç gündür biz burayı şeyde farmlıyoruz. 5 konsol adamlar geliyor. 6K canınız var düşünün. Şimdi 7K da Tom Project buff'ı da kalkıyormuş. 6K canınız olacak. Mob zaten 7000 falan vuruyor. 10.000 vuruyor böyle. Ward olmanıza rağmen. Orada da iş şeye kalıyor. O sizin takımınızdaki DPS'lerin doçuna.
Şimdi gelin ben ağaca koyarım. Ve tabii şu an anlatarak gitmiyorum. Genel olarak elle ilgili aha, adam aldı. Şeyleri anlatıyorum. Mesela Beacon normalde 10 saniye falan kalıyor. Bu dediğim gibi buradan ekstra debuff, bir de şu skill'den şunu açtığın zaman daha da üstünde kalıyor. Daha da erken şey yap. Anladım hocam. Bakalım secret'ı atalım şöyle bir. 18 saniye. Şöyle takla atmayı da unutmayalım. 8, 5. Bak tekrar döndü şu an. Tekrar döndü. Daha benimkisi hala yerde mesela. Şu an gitti. Böyle şuraya şunu bırakıyorum. Alın bunu da yapıştır lan. Yapıştırayım derken attım ya. Bak bir tane daha döndü, attım. Bunu da attım. Yani 3 kişi vuracaklar. Bir tane de tankımız var. DPS şu an AFK bir tanesi. Bekleyin bekleyin dedi. Aha geliyor. Adam da getiriyor. Onu öyle yapmanıza gerek yoktu ya. Burada şeyi kesemezler. Çok güzel seri seri can atıyoruz. Fakat bunun tek kötü bir yanı var. O da şu. Mananızı çok çabuk bitiriyor. Şöyle ortaya bıraktım. Şundan bir tane daha attım. Şu adamın mı canı gidiyor? Bak işte şu adam bu tiplere birazcık ben anlam veremiyorum. Adamın canı az, etrafta koşturuyor böyle. Düz dursa el atacağım. Değişik bir adam. AFK falan kalıyor. Bir kere Elder'la ilgili anlatayım. Mutasyon girdik. Tamam DPS'im. M10'du tamam mı? Ondan sonra şey işte. Heller geldi, tam bir tane Heller Türk böyle. Tam ismini hatırlamıyorum da. Bizim tank da bütün odayı topladı. Tam ta sona kadar gitti. Böyle 20 mob falan var. Tanka bir tek attılar. Heller işte adam Heller'a şey dedi. Niye el atmıyorsun dedi İngilizce. Bizim Heller bir Türk çıktı. Bir adamın 7 jetine bir sövdü. Sonra Heller koydu Kuiti. Tank koydu Kuiti. O yüzden Heller tank şeyi de tam böyle anlaşmanız lazım ya. Bazıları böyle çok şey yapıyor mesela. Heller ya da tank oynamak zorunda kalıyor. Tamam böyle hani oynayan yok. Çünkü şuraya mesela Heller olarak ben başvurdum. Adamlar 3 DPS'i sonra tank geldi. Şimdi biraz da şey var. İnsanlar şeyi tercih ediyor. Tanklı Heller'i gördüğü yere bir tık daha çok gidiyor. Çünkü diyor ki orası hazır lobi diyor. Beni bekliyorlar diyor. Herkes DPS oynamayı falan seviyor birazcık. O yüzden bu arada oğlum onlar da nasıl bana döndü oğlum, ben bunlara gözükmedim bile lan. Bak mesela başkası gözüktü, bu arada şöyle bir şey var, onu da anlatmış olayım. Diyelim ki buna başkası gözüktü ama siz o an el attınız, adamı iyileştirdiniz, direkt size dönüyorlar bütün moblar. Healer olarak birazcık o yüzden dikkatli olun, bir de hele 60 level olduktan sonra dönün. Ve şunu diyorum, Healer oynamaya ilk başta oynayın yani. Tropiniz yok çünkü tam DPS çıkartamayacaksın. Ya tank ya Healer gider zaten. Hangi da rehberini yapmıştık, böyle görselli göstermemiştim. Bizzat denemiş olalım. Şu çocuk biliyor SC de. Bizim Enforcer'la teyzeyle birazcık sıkıntımız var. İlgimiz duruyor değil mi? Okey. Şöyle atayım. Ya mesela beni kesemezler. Burada aslında şey de yapılabilir. Bak takım böyle. Mesela biraz hasar yiyor. Canlar manlar gidiyor. 300 fokus yerine 400 gider. Bak mesela teyzenin cana bak yukarıdan. Bu arada Heller'le ilgili son şeyi de en son göstereceğim. O da şu. Best ayar diyorlar. Şuradan target group member'e falan bunları atama yapıyorsun. Onları da göstereceğim. Mesela skill'e basıyorsun ya, R'ye bastın, F1'e bastığından o adamın olduğu yere atıyor. F2'ye bastığından F2'ye atıyor. O tarz bir şeysi var. O ama bu videoda göstereyim. O gelişmiş şeyler birazcık. Onu orada yaparız. Boss 1-4 mü yapacağız? Bak daha buraya kimse öldürtmene gittik. Yere düştü, o tansiyonu düştü. O benden kaynaklı değil. Birkaç kaç can basacağız. Onlara da bakalım. Şu oyu da açalım bir adamlara. Bak şunu bir attım mesela, vurmuyorum. Bak mesela bana vurma lan. Bir vur bakayım birine. Ha mesela 578 578 basıyoruz tamam mı? Takla attık. Secret'ı bıraktık. Şurada atamadım. 700 700'lere falan çıktı. Böyle atayım. Bak 1200 can bastım ha orada bak. Bak 900 1300 1300 basıyorum bak. Takla atmayı unutmamak lazım. Takla %20 hele arttırıyor.
Silahımızdan genel sıklık var. Yukarıdan da canları takip edebilirsin bu arada. Olayın mı yapacaksınız? İyi hadi al bakayım yapın. Burada şey yapabiliriz artık ya. Şunu bıraktım. Şuna geçerim. Kesemeyeceğiz gibi daha da hayırlısı bakalım. Burada mesela rupture attım. Murtaları iyileşirler. Veya boyutta bak şu an yine iyileştiriyorum. Bak 500-500. Çünkü o şeyi açtık. 6 tane vurunca boyut kenarı. Oğlum öldüm lan. Kardeş ölmeyin la. Kardeş sadık. Korkudan bana pot içti. Bu arada şeyleri de tercih edebilirsiniz. Şöyle yere attım. Taze şuraya git. Elur God. Ne? Aa DPS please demiş adam. Abi o biz sıçtık ki bunu kesemezsiniz ki siz. Ben ölmeyeyim. Ben öldüm. Ve wipe yedik. Mesela burada Baylor olarak bu da güzel oldu göstermemiz. Burada mesela bu durumda yaşadığınız sizlik bir şey yok bunda. Hani normalde o kafes açılana kadar onun kesilmesi falan lazım ya da dışarıda kalmak lazım. Sen adam istediğin kadar canı bas mesela. Bir süre sonra böyle kader mahkumu misali böyle şeye gelecek. Adam da hell yazıyor işte mesela bak. Bu da güzel oldu. Böyle durumlarda da sakin olmak lazım. Adam şey yazmış. Hell derken flame anlamında değil. Dışarı çıktı mobları götür demiş. Ok ok diyelim. Okey diyelim şöyle bir. Buraya biz var ya şu boss'u inanın 30 saniyede falan kesenle girdik şuraya. Şu adamlarla girince harbiden bir şeyli oluyor insan. Şunu 30 saniyede kesiyorsun. Ama bu adamlarla geçemiyor ya orada bir sinirlenme durumu oluyor. Ama yapacak bir şey yok gösterelim diye şey yapıyoruz işte ya. Belki de adamlar iyi niyetli biz kötü niyetliyiz bilemedim. 1-4 falan yapsak burada bir tık daha iyiydi. Adam oturdu yazı yazıyor lan. Ama şeyden iyidir ya mesela adam verdiği info senin oynayacağın oyunu şey edeyim demesinden iyidir adamların gene anlatım ya. Ya Max bir dışarı çıkıp koşturturuz da gene keseceklerini düşünmüyorum ben ya. Ya partide o şeyi görmedim ben. Adam baksa boşluğa vuruyor ya. Yani birazcık şeyli duruyor. Oğlum o niye dışarı çıktı lan? Ya bence şunu da öneriyorum bu arada ekstra bir onun da aha sıçtık. Yok sıçmadık. Sıçtık. Şunu da öneriyorum 60 level olduktan sonra hiçbir dungeon'ı full run yapmayın. Yani gir ilk boss'u gideceğiz çık. Genesi de tamam mı? Onun harici şey yap. Expertise'den 600'e kas. Ondan sonra gir. Mesela adamların hepsi 600 olsa. Tamam bir de 5 konsol oynasalar. Şu boss'u inanın yere girene kadar keseriz mesela. Al kardeş çıkarttık. Kesebileceğiniz mi? İçeriye elde bıraktık 2 tane ama gene yok. Beni peşimden koşuyorlar da içeride kalan da olmuş. Dur. Adıyorum ya bazen işte mesela Aether oynayan bizimkiler birazcık bu yüzden şeyli oluyor. Şurada mesela ben bir DPS'e dönsem şuna 10.000 gömerim. Bizim adamlar 2.000 falan görüyordur. Ama yapacak bir şey yok gelirsin mesela. Öyle bir şeyliği var. Onu öldürtmemeye çalışayım da. Enforcer XD demiş mesela adam. Oha ta dışarıdan bana mı vurdu? Evet biz de öldük. Yani birazcık şeyli. İlginç oyunlar dönüyor ama size tecrübe diyelim. Yapacak bir şey yok.
Katlanacağız. Ya bir tık daha burada mesela ekip olayı burada işin içine giriyor. Eğer ki oynayacaksanız bir tane Türk klan kuyruk falan. Yoksa benim anlaştığım var. Kim var? Aha, Vronk açık da muhtemelen AFK bu adamlarla giriyoruz. Burayı en son 7 dakika 40 saniyede full genesisi bitirdik. Şurayı komple. Bu adamlarla 7 dakikadır buradaydı öyle diyeyim. Ya buraya gelmemiz bir 15 dakika falan sürdü. Ya kötü bir şey de değil bu arada. Şeyde anlattığıma bakmayın. Ya tecrübe bunların hepsi. Mesela burada şeye de dönerim. DPS'e de dönerim de. Adamlara kim anlatacak? Aslında tank iyi talent alıyorsa denenir de. Şu mana potu. Adam herhalde şey anladı. Go outside falan dedi ya. Orada atan da. Kaçın oradan. İyi gene kimse öldürtmedik ha, aşağı girdi. Benim skillerin dönmesi lazım ki ben şey edeyim. Son bir. Oğlum bunlar bana gelmiyor ki lan. Ah geldiler geldiler, tamam hepsi bende. Hepsi bende. Şimdi ne alt ediyorsanız edin içeride. Böyle bir küçük el. Vay be, kestikler mi lan acaba? Kesecekler mi? O ne lan? Yani ufak bir laf gene kesemiyorlar ya. Allah yani el rehberi bu işte yani. Adamı ne kadar ayakta tutarsanız tutun. Bu da oyunun şeyliği. Tank da DPS de hepsi de birbirine bağlı maalesef ya. Oğlum kaçacak bir yerim kalmadı ki lan benim. Kaçacak çevrede kovalayanlara bak. Şuna bak ya. Öldük mü? Ölmem lan. Ölmem lan ben. Dur bakayım. Aha. Bir girmiş gene. Oğlum şuraya sekret attım. Niye kaçıyorsunuz ya? Yani ya Heller biraz böyle ya. Ona yapacak bir şey yok. Yani oynarsanız aklınızda bulunsun. Tank şu an iyi. Tankın kötülüğü yok. Taunt alıyor eyvallah. Ama işte gel gör ki o DPS'i tam anlamıyla vermesi lazım. Bu yüzden DPS oynamayı düşünüyorsanız en geç düşün. Yani 60 level'a DPS takasın. Sonra healer ya da tank dönün. Çünkü tropilerinizi, kıyafetlerinizi falan DPS rehberinde göreceksiniz. Mesela benim şu oynadığım set genesi DPS. 5 konsol oynuyorum. Şu Gritty Sword'la 10k falan vuruyoruz. Max kaç vurabildin diyeceksin. 15'ti yama gelmeden önce, şu an bir 16-17'yi görürüz full. Eti mutlu Angry Beyinde bir tane Tövertik Chris'li bir tane vurduğumuz zaman 17'yi de geçebilir. Onun harici işte burada şey de önemli mesela birinin işte Spear oynamayı, Spear oynayıp Rant atmak, Spear oynayıp Beacon atmak. Onlar da önemli. Herkes Grid Sword çektiği için de biraz böyle oluyor. Ya buradan sonrası yok gibi, dediğim gibi Elder'da bunları yaptığı zaman 1300-1300 can basıyorsun. İstersen 300 fokusu 200 konsus yaparsın. 210'a da çıkabilirsin bu arada, buradan altı çıkıp. 400'e 100'de oynayabilirsin. 450 fokusa bile çıkabilirsin. 50 konsol oynarsın. Orada tamamen sana kalmış. Şu anki 300 fokusta benim silah hasarım 929. Bir de şunu takıp deneyelim bu arada. Nerede o? Benim diğer laptop. Bunu taktım an yalnız 300 fokustan düşüyorum. Bununkisi biraz daha şeyli mi oluyor? Sadece Fortified Secret Grand Park var. Bir de 10 konsol geliyor bize buradan. Kim adam AFK'ymiş. Yani buradan tekrar da Elder'lara diyeyim, oynamayı düşünenlere, oynayanlara. Dediğim gibi burada sen veya tank ne kadar iyi olursan ol, tank taunt alsın, sen adamları öldürtmemeye çalış. O yeterli DPS çıkmazsa eğer, bu gördüğünüz vakalardan biri oluyor. Benlik Elder'la ilgili bu kadar da bu.
Birazcık basit haliydi. Bir tane M10'da Healer oynarız. Bir tane M10'da değil. Aynen hepsini yapacağız. Tank M10, DPS M10 tanıdıklarla falan böyle girdiğim zaman. Normalde bugün gireceğim adamların 25 turu bitmiş. Onlar günlük 25 tur giriyorlar. Onların gittiği için böyle demiştik. Bu basic halinde düşün. Yani öğretici tarzda. Bunun tabii gelişmiş de olacak. Skill'leri falan değiştireceğiz. Statları değiştireceğiz. Bazıları mesela şey yapıyor. 50 konsiyene 50 hit veriyor. O şekilde oynuyor. Birazcık Void'de de ekstra vurmak için. Bir sonraki videolarımızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.